Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Vesvesenin verilmesindeki hikmet neydi? Eksiklerimizi yorum. Beş tane şey vardı. Bir. Tahariye dahidir. Tahariye. İki. Teyakkuza vesiledir. Teyakkuza sebeptir. Üç. Pardon. Ciddiyete nedir? Sebep. Vesiledir. Lakaytlığı atar. Lakaytlığı atar. Tehavunu def eder. Tehavunu ne demek? Tehavun? Yani önemsememek mi? Altı. Tahriye dahidir. Dahidir. Tahari başta dedi. Tahari dahi. Yok bu. Beş tane değil misin? Beş tane miydi, altı tane? Ben beş yaptım. Tamam. Bir, tahariye dahildir, teyakkuza sebeptir, ciddiyete vesiledir, lakayt de atar, tavunu def eder. Bunun için verilmiş. Bu vesvese bunlardan bir tanesi netice vermiyorsa sana, vurmadan vuruldu. Var ya bizim orada. Vurdu, vuruldu. Vurdu, vuruldu. En kötüsü vuruldu. Tamam. Yani hiçbir şey yaramadan gitti ya. Şimdi vesvese niye gelmiş? Bunlardan en azından birkaç tanesine vesile olması lazım. Bunlar vesile bizi... gelmez ki abi. Vesile olmasa niye gelsin ki? Yok, yani onun için zaten geliyor. Ama sen mesela bunlardan bir tanesi ciddiyete vesile olmadı. Lakaytını atmadı, araştıramadın. Mesela namazım bozuldum, bozulmadım. Vesvese yapıyorsun. Ne yapacaksın? Tahariye dairdir. Araştırsana namazı bozan, bozmayan şey nasıldır? Namazı bozan ve bozmayan şey anlaman için zaten verilmiş. Ha? Ama ne olacak? Sana parti abdest alma, doğru dursa ciddi tevsiyedir. Bu neticesi itibariyle kendini tanımak için. İnsan kendisini tanımadan ne vesveseden ne beyinden hiçbir şeyden kurtulamaz. Kendini tanıyacaksın. Tanımak zorundasın yani. Zorunda bırakıyor yani insanı tembellikten, ataletten, betaletten kurtarıyor bu tür şeyler. Yani çuvaldızını sokuyorlar sana. İster istemez hareket edeceksin. Lakaytlı atar. Kendi kafana göre hareketi def ediyor. Bana göre yok işte. Sana göre olsaydı bunlar olmazdı sen. Bana göre yok. Hakikate yaklaşmak zorundasın. Yaklaşma nispetinde sıkıntın gider. Uzaklaşma nispetinde başımıza bela sararız. Kendini tanıyacaksın. Kendini temelde üç ayıracaksın. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen ayrı üç birim çalışıyor. Oduna benzer, odundaki duman, odundaki nur. Odundaki nur ruha, odundaki duman nefse, ikisinin iki zıttın cemi odun gözükmesi, beden gözükmesi. Allah oduna dumanı nasıl yerleştirdiyse bedene nefsi, Allah oduna ruhu nasıl yerleştirmişse bedene de ruhu öyle yerleştirmiş. Temel birkaç tane laf edip sonra konuşacağım, gireceğim suya. Yani kendini tanıyacaksın. Bunu kendini ayıramazsan hiç şansın yok, inan bana. Vehim ve vesveseden kurtulamazsın. İlaca mahkumsun. İlacı kökünden bunu kaldırır. Ya böyle garip garip düşünceler geliyor. Tam da bu işte. Sen değilsin. Ben buyum. Değilsin. Sen de alakası yok. Adam konuşuyor, ben konuşuyorum diyorsun. Şeytan düşünüyor, şeytanın konuşmasını sana düşündürüyor. Yani şeytanın konuşmasına ben diyorsun. Sen varsın, ben varım değil mi? Şimdi sen desen ki bana. Sen değilsin, aslan benim. Ya, sen mi konuşuyorsun? Yok, ben konuşuyorum. Senin kafanda bu sesin yok mu? Şu anda. Ama desen ki beni kaldır. Bu ses benim bu. Ses benim. Lan benim sesim. Şimdi beni hayalden kaldır, beni yok et. Görme.
Şimdi bu ses var mı? Var. Beni görmediğin için bu sesi kendinden zannediyorsun. Tanıyacaksın. Başka şansın yok. Kendini tanıyacaksın. Bak tanıyacaksın. Peki. Günahlardan vesvese olur. Terk edik ne? Terkeme demediklerimiz. Terk edemediklerimizden de vehim olur. Kastamonu 148. Günahlardan vesvese olur. Vesvese kalbidir. Vehim aklidir. Vesvese kalbi varı yok eder. Size gelen varı yok eden düşünceler vesvesedir. Vehim yoku var eden bunlar düşünseldir. Vehimdir. Ayırt et. Çaresi vesvesenin çaresi günahlardan uzak duracaksın. Kalbi tecerrüt edeceksin günahlar. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Lemalarda bak ne diyor? Vehim ve vesvesenin girişine bakın. 9. sayfa. 8. Günahlardan gelen yaralar. 1. Yaralardan hasıl olan vesveseler. Neuzubillah, mal iman olan batını kalbe işleyip imanı zedeler. İmanı zedelediğini nasıl anlarız? İmanın tercümanı olan lisanın zevki ruhsini ilişip zikirde nefretkarlığını uzaklaştırıp susturuyorlar. Yani Kur'an okuyamaz. Ne diyor? İmanın tercümanı olan lisanın zevki ruhsini ilişip zikirden nefretkarlığını susturuyorlar. Yani işlenen günah kalbe yaralar açar. O nispete Kur'an okuyamazsın, elini uzatamazsın. Dokunamazsın. Okusa bile zevk vermiyor. Yok zaten okuyamazsın. Yani ya sustursuz. Okusan, dozer gibi okusan böyle zoraki kayaları, dağları yol açıp açacaksın ya. Biraz sonra zevke dönüşecek. Onun için namaz kılmıyor adam ama niye kılmadığını açıklayamıyor. Evet. Normalde çok istiyor namaz kılmıyor. Yani çok istiyor ama açıklayamıyor. Açık. Şey. Niye ben kılamıyorum istediğimi alın. İstediğimiz günah. Kendinde o gücü bulamıyor. Yok. Çünkü iyice günahlar bağlanmış. Yani her bir günah bak diyor ki günahlardan gelen yaralar ve yaralardan asıl olan vesveseler. Kalbi temizleme tecerrütle mümkün. Günahtan uzak duracaksın. Şeyse günah yapmayacağız. Aklı, düşünceni kontrol etmenin en kesin çözümü terkleri yapacaksın. Terk ne? İnterneti terk edeceksin. Televizyonu terk edeceksin. Takva. Yani takva buraya iş yapar. Yani interneti terk edeceksin. Cep telefonlarla meşgul olmayacaksın. Yani tiryaki olduklarımız var ya, olmasa olmamız, onun üzerine mükemmel de sonsuz bir zamanda açılır. Bunlar terk yapacaksın. Gıybeti terk edeceksin. Adaveti terk edeceksin. Ha? Bu mecbur. Dima neyle çalışır? Terklerle. Kalp, tecerrütlerle. Başka şey yok. Peki devam ediyorum. Ya bu ne anlatıyor biliyor musun? Bir makine mühendisi gibi usta, insan nasıl çalışıyor onu anlatıyor. Makineyi anlatıyor. Bak diyor, piston şöyle olur. Piston üst dönüm noktaya geldiği zaman yanma dairesinde 1 bölü 16 1 gram benzin 16 gram hava karışımı yanma odasına gelir. Geldiği anda piston aşağıdan bir şey anlatıyorum. Gelir sıkıştırır. Son hatta üst ölü nokta. Yani piston çıkabileceği son nokta, sonra aşağı inecek. Çıkıp inecek. Tam çıktığı anda yanma dairesinde buji ateşleme yapıyor. Benzin ile hava karışımını patlatıyor. Patlatınca o bu tarafa doğru gidemiyor basınç. Buna basıyor. Aşağıya basıyor. Elinde koymuş gibi anlatıyor. Ben mesela sanatım olduğu için rahatça konuşuyorum bakın. Arabanın pistonu nasıl çalışır? Elimde koyduğum gibi anlatır. Bak ne kadar kolay.
Nasıl? Ha. Makinacılar bilir. Ustad da makine mühendisi yani, beden mühendisi. Bu böyle çalışır, bu da böyle çalışır. Bunu buradan koruyacaksın, bunu da bundan koruyacaksın. Kardeşim bakayım, her şey açık. Kimse keramet aramaz. Gariplik arama. Kardeşim, hastalık belli, çözüm de belli. İmam Rabbani Hazretleri ne getiriyor? Diyor ki, bunlar tek başına muvaffak olamazsın diyor. Çok zordur. Olursa da. Yani tek başına yaşayamazsın. Yani iyilerle beraber iyi olmak istiyorsan. Tek yaşayamazsın. Tek başına bunları bilemezsin. Ama bak, beraber olmasa bunları nasıl duyacaksın? Başta beraber olmanın güzeli değil mi? Bunu nereden duyacaksın? Benim kadar zaman nasıl vereceksin? Benim ömrümün işi bu. Benim işim dalgıçlık. Böyle aşil masadan kalktım. Kainatın hayatının ruhu, tamam? Risalet Ahmediye, kainat hayatının aklı, vahiy Kur'an. Bak tak tak ezber söylemiyorum. Tak tak. Bu ha. Kainatın ruhu, kainatın aklı, kainatın şuuru. İşler benim işler bunlar. Yani şey çilemiyor. Meşgul oluyorum. Sen de benim meşgul olduğum sahada irtibatımız olursa alırsın. Senin meşgul olduğun sahada ben de irtibatım olursa sen de alacaksın. Bir insan her şey yapamaz. Bir evin eşyası bir dükkandan satın alınır mı? Ütüyü başka yerden alacaksın, ekmeği başka yerden alacaksın. Tarikatı başka yerden al, şeyi başka yerden al, ilmi başka yerden al, fıkhı başka yerden al, talim başka yerden al. İslam bu. Akaid imamı, Maturidi Eşari Hazretleri, kıraat imamı, Hanefilerin kıraat imamı kim? İmam Asım. Ondan sonra Ahmedi imamımız, İmam Azam, İmam Şafii, değil mi? Ahmed bin Hanbel ve Maliki Hazretleri. Amelimiz, Ahmedi imamımız bu. Her şey imam mıdır İmam Azam? Ahmedi imamdır. İtikatta değildir, kıraatta değildir, hadiste değildir, usulde değildir. Görüyor musun? Ama ben cahil olarak buraya da olacaksınız. Bundan başka bir cemaate gitmeyin. Ölüm velakettir, bu intihardır, davaya ihanettir. Ona sen İslam'a ihanet ediyorsun ya. Sen böyle demekle ihanet ediyorsun. Ona ihanet ediyorsun, İslam'a da ihanet ediyorsun. Yanlış söylüyorsun bilerek. Her şey benden öğreneceksin. Kim miyim ya? Her şey benden nasıl öğreneceksin? İmam Azam demediğini ben nasıl diyorum ya? Her şey benden öğreneceksin İmam Azam dedi mi? Geylan Hazretleri dedi. İmam Rabbani Hazretleri dedi mi? İmam Rabbani Hazretleri mücediddir. Müfessir değil, muhaddis değil. Müştehit değil. Hepsi aynıdır ya. Kardeşim niye böyle kötü mü, acayip olmuşuz, garipleşmişiz ya. Tamam böyle bir adam iddia etti. Neye alet oluyorsun? Ben nasıl diyeceğim buradan ayrılmayın? Buradan başka yeriniz yok. Olur mu ya? Ben tam tersine diyorum. Yıldırım. Ulan gelip de bana zarardan başka bir kârınız yok ki. Çay içiyorsunuz, çayım gidiyor. Tuvalete gidiyorsunuz, kağıt ve su gidiyor. Sizde bana ne kâr var? O zaman niye diyeceğim ki illa buraya gel? Hasan abi dua ederiz ya. Ha tamam. Bir daha yine boş gelmeyiz de. Yok yok. Şimdi kabul edemeyiz de, kabul etmezsiniz de bize. Tamam. Şimdi niye? Bununla ne anlatıyorum biliyor musun Abdülkadir? Haklısın abi, çok sıkıntılı şeyler. Ne biliyor musun? Ben çok... inandığım şeyi söylüyorum. Buraya gelin, buradan başka şey var diye ne? Uzak dur. İhlasın... Ondan bereket yok. İhlasın baş düşmanı yani. Ya. Sana burada tevhid-i kıble nasıl oluyor? Hı, ona geleyim. Misvak kullandığım için tuzu kalmış. 20. lemadan söyleyeyim. Müslümanların kimden ve nereden olursa olsun istifadelerin taraftar olmaktır. Aman bana gelsinler ve benden ders alsınlar. Bana sevap kazansınlar demek nefsin ve enaniyetin hilesidir. Ha? Bilin, tevhid-i kıble nedir? Şu, bir çırak bugün otoeletiğe çırak gitse, yarın otobayaya, yarın diş kliniğine çıraklık olsa, öbürsü gün kargo işine girse, her gün başka bir işe gitse veya mesleğiniz itibariyle söylüyorum. Bir gün tıp fakültesinde talebe oldu, ertesi gün fiziğe gitti,
Ötekisinin coğrafya. Bu üniversitede mezun olabilir. Bir şey bilebilir. Tevhid-i kıbleçik. Tevhid-i kıbleçik nedir? Sizin elektrik mühendisisiniz. Coğrafya dersini almadınız mı? Kimya dersini almadınız mı? Tevhid-i kıble ettiniz ama bak onları da aldınız. Tamam. Bir cemaatin olacak tevhid-i kıble. Ama cemaatin içerisinde Ahmet Mehmet bir grup var. Orada bir abi var. İle burayı terk etme. Abiden git talimini düzelt. Allah aşkına Yıldıray. Git ağzını düzelt. Elemtereyi düzelt. Fatiha'yı bir düzelt. Namazın olacak kadar kıraat ondan al. Benim belki talim hocası değilim. Talim değil. Ya ben bu yaşta kaç sene talim aldım ya. Şimdi mesela bak Ömer kardeşi var. Ben bir eskide ben yapıyordum. Ben 5 sene ders aldım ya. Ne biliyor musun? Fatiha elemtereden aşağı 5 sene uğraştım. Kabiliyetsiz olduğumdan dolayı. Bu kadar uğraşılmaz ama. Dudak kardeşim. Şimdi kardeşim bulunduğun grup talimi yok. Nerede o? Falan Nur Cemaati. Nur Cemaati tevhid-i kıbledir. İçeride ihtisası var. Fatih abinin, Fatih kardeşin talimi. Git ondan talimi al. Git ondan usul öğren. Risale nasıl okunuyor? Gel orada o. Zaten işin ehli olan, erbabı olan buraya gelmen der. Yani ne geliyoruz? Eskileri tarikatta gördüğün zaman evladım dermiş. Senin terbiyen bizim elimizde değil. Falan yer. Ticareti de, ben ticareti siftayı yaptım. Sen şu komşuya git. İslam ahlakı bu değil miydi? Yani bizim ecdat böyle değil miydi? Ne olmuş bize ya? Her şeyi ben vereceğim. Bir de dine ihanetle suçluyor. Sen bu cemaattan çıktın, nurculuktan çıktın, dinden mi çıktın? Süleymancılıktan çıktın, dinden mi çıktın? Tarikattan çıktın, dinden mi çıktın? Çıktı tamam bitti diyor. Olur mu öyle? Saçmalık ya. Cemaatler din midir? Din içinde ustad diyor ki cemaatler, dini cemaatler dava değil. Dava içinde burhandır. Dava İslam'dır. Tamam mı arkadaş? Biz niye cemaattayız? İslamiyet'i güzel yaşamak için. Bediüzzaman ne diyor? Ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Bakır çıkarsa arkasına gıybet, üstüne de bedduayı koyarak bana gönderiniz. Altın çıkarsa fibeye aldınız. Ölçü nereye gösteriyor? Adresi Edile-i Şeriye. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ehl-i sünnet ve cemaatin ölçüsü bu. Tevhid-i kıble budur. Mesela rehberi olmayan rehberi şeytandır. Rivayet bu. Rehberimiz kim? Ehl-i sünnet ve cemaat. İmam Azamlar, Bediüzzamanlar, İmam-ı Rabbaniler, Gazaliler, Ger. Ehl-i sünnet cemaattir. Rehberimiz bunlar. Yani hususi bir dairedeki abin, cemaatin, tarikatın, şeyhin, ustadın değil ya. Ha, tevhid-i kıble etme, ikide bir meslek değiştiriyorsun. Bir gün tarikata gidiyorsun. Bir gün ilmi kelamcılara gidiyorsun. Bir gün İslam felsefesine gidiyorsun. Bir gün hakayete gidiyorsun. Bir gün usulü olmaz o. Yani siz fizik şeysiniz mühendis. Fizik desen coğrafya almadın, kimya almadın, biyoloji almadın. Ha, ama meslek yapmadın. Tamam mı? Eksiğini tamamladın. Şimdi sana coğrafya deseler, kıtaların kaydığını bilirsin. Şu kimyadan bilirsin, çözeltiyi bilirsin. Ama aslı mesleğin fizik. Ama ona zarar mı oldu şimdi? Ha. Şimdi aslı seçicek. Tarikatsa tarikat, nurculuksa nurculuk. Tamam mı? Onu tevhid-i kıble edecek. Ama içindeki o mesleğini zenginleştirmek için ihtisaslardan ders alacak. Çünkü senin grubunda o konuda şey yok. Mesela bir misal verin. X, Nur Camiası'nın içinde. Bu arkadaşlarla biraz önce konuştum. Ama yayın olduğu için söylemeyeceğim. X bir grubumuz. Nur Camiası'nda bir grup. Ve ekabirleri, 6 kişi. Ne yapıyorlardı herhalde? Zannetmiyorum ders versinler çocuklara. Oradaki ekabirler, Hasan kardeş dedi, yaşlı abiler. Buyur abi. Senin sağın olduğu için seni arıyoruz. Sana. Estağfurullah abi, buyur abi. Orada da tevazu yok. Dedi ki kıyametin hududu, şumuru, çapı nereye kadardır? Bak ölçüye bak. Çünkü çok meşgul olmuş. Bu meselede çetivaz olmaz sahanda. Yani hakikaten benim işim. Meşgul olduğum için. Yani şeceri hilkat. Şeceri hilkat haritası var ya. Ondan yani bu da tevazu değil. Hakkın hatırı vereceksin. Dedim ki abim çok meşgul olmanın çok kolay ifade edebilme hakkına sahip oluyorsun.
kıyametin çapı, daire düşün, şumulu nereye kadardır? Nereye kadar zıtlar varsa. Bunu senelerce meşgul olan diyebilir bu cümleyi. Çünkü kıyameti mantığı zıtların ayrışmasıdır. Hak, batıl, doğru, yanlış, karanlık, ayrılık, iman, küfür. Hak, batıl, dalalet. Ama hepsinin kıyameti farklıdır. Dünyanın kıyameti, dağlar uçacak, denizler yanacak, yıldızların kıyameti, birbirine çarpacak. Nereye kadardır? Zıtlar nereye kadar varsa. Zıtlar nereye kadar varsa, kıyametin şumulu oraya kadardır. وَمْتَازِ الْيَوْمَا يَلْمُجْرُمُ Bu tarafadır. Öteki tarafa, selamun aleyküm tıptun fethuluna halidin, siz de bu tarafa denilecek. O hudut nereye kadardır? Zıtların cebi nereye kadardır? Levh-i Mahfi İspat mı? Levh-i Mahfi İspat. Yedi kat sema dedin abi. Yedi kat semayı da geçiyorsun. Alem-i Berza. Yani alem-i şehadet, alem-i berza, şey, yedi kat sema. Çünkü berzah da ayrılıyor. Orada da şu anda terakki var. Kabirde de. Ama hak batılın karması buradaki gibi değil. Daha orası şey. Ondan sonra haşi meydan da öyle. Hak batıl ayrılacak ya orada. Ondan sonra zıtlar nerede? Nerede takıldı bize? Şeytan nereye takıldı bizde? Nerede takıldı? Kürste. Kürste takıldı. Kürste bu taraf. Hepsinde kıyameti kopacak bizim kıyamet. Kürste aşağı mı oluyor o zaman? Evet. Küst dahil mi? Dahil değil. Yani şumulu şu, çap, pergeli koyduk, daire. Mantığını yakalamanızı istiyorum, ezber değil. Belki bu hudut değişir. Mantık şudur, kıyametin. Zıtlar birbirinden ayrışacak. Karma nereye kadar varsa, kıyamet onların ayrışmasıdır. Peki, karma nereye kadardır? Herkesin kültürü, seviyesi, eğitimi, tetebuatı, tefekkürüne bağlıdır. O zaman diyemez. Yani sen diyemezsin, o diyemez. Mesela şu, Zeytinburnu telefon ettiler sana bir, anlatır mısın? Burada ne gördüğünü anlatırsın değil mi? Evet. Peki, aynı kattan bu tarafa bak. Farklı değil. Altıncı kattan bak. Dördünün altından çık benim orada. Ha. Zıtların karması kürstür. Şeytan nerede takıldı bize? Kürste takıldı. Kürst demek şeytanın nefsin takıldığı yerdir. Ruh şeyden ayrılacak. Ruh nefisten ayrılacak. Odun, karma. Odunda duman, nefis. Odunda nur, ruhtur. Yakınca ayrılacak. Kıyamet odun yakmaktır. Zıtların cemidir odun. Zıtların cemidir insan bedeni. Cismani. Demek ki mantığı şu. Nefisle ruh ayrışacak. Ruha nerede nefis takıldı? Kürste takıldı. Kürse kadar şumuliyeti var. Melekler bile etkilenecek. Meleklerde nefis var mı? Etkilenecek. Onların kıyameti kopmuyor da nefis var tabii. Ölecekler. Var tabii. O başka. O bütün her şey. Cebrail de ölecek. O haşir meydanında her şey olay bittikten sonra tam artık cehennemlikler cehenneme, cennetlikler de cehenneme her şey net karar verildikten sonra küllü şeyin halikün ilâ veçe sırınca Allah'ın dışında hiçbir şey yoktu ya yarattı. Gene öyle olacak. Allah'ın dışında hiçbir şey bırakmamak şartıyla şeceri hilkat ayranı dağılacak, ayranı yayılacak diyor. Cebrail, Azrail, İsrafil her şeyi, herkesi öldüren Azrail o da ölecek. Orada bir daha mı öleceğiz abi? Orada öleceğiz. Bir daha öleceğiz. Bu bir şey değil ki ölüm. Bu ölüm değil ki, bu tebdil mekandır. He? Ölüm ona diyor. İşte ruhu ölecek o. Bir an bir gidecek. Ama bir anda işte 15. metrun sonunda ben size bir anda deyince pat pat değil. Şu, Allah'ın dışında kim yaratılmışsa gene tek başına Allah kalacak. Her şey yok olacak. Tekrar var olacak. Bir an olacak diyor Üstad. Ama olacak. Ha, o zaman ben ne diyorum biliyor musun? Diyorum ki şu anda Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail duymuyor mu sesini? Diyor değil mi? Bunlar şumurlu bir şuurları var. Ey Azrail aleyhisselam! Ya Rabbi! Duymaması duyuyor. Ama duymamışsa Allah'ım duyur. Ey Azrail aleyhisselam,
Küllü şeyin halikün ila vece sırınca haşir meydanda her şey hesaplar meydanda her şey net oldu. Ayrıldıktan sonra Allah diyecek ki yok ol. Herkes ölecek. Ruh sahibi herkes. O da ruh sahibi. Ama kısa bir zamanda gidip gelecek. Allah'ın dışında gene kimse kalmayacak. Tekrar diyecek. Ve Azrail de ölecek. Ey Azrail aleyhisselam kardeşim. Sen de öleceksin. Herkesi öldürdüğün gibi, beni de öldüreceğin gibi şu anda duyuyor. Ya Rabbi duymuyorsa ulaştır. Ey Azrail aleyhisselam, sen küllü şeyin halikin ilave cesırınca sen de öleceksin. Nasıl ölmek istiyorsan beni ölü öldür. Beni iyi kötü ödemiyorum sana. Sahabe diyor ya Allah. Sen nasıl ölmek istiyorsan Azrail aleyhisselama sesleniyorum. Allah'ım ona o fırsatı ver, beni öyle öldürürsün. Bizi de kat abi ya. Bizi. Amin diyeni. Ya Rabbel Alem. Ey Azrail aleyhisselam. Amin diyeni. Nasıl ölmek istiyorsan o küllü şeyin halikin la vece sırınca sen de öleceksin. Sen de nefis taşıyorsun. Öleceksin çünkü. İmtihana gelecek kadar bir nefis değil o. Başka bir nefis, varlık. Sen de öleceksin. Ey Azrail aleyhisselam. Nasıl sen ölmek istiyorsan amin diyenleri ölü öldür. Tabii ki o ne ister? Çok rahat ölmek isterim der. Bizi de ölü öldür. Çünkü merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bana nasıl davranıyorsan sana da öyle davranacak. Bu yokluğu hissederek demek ki varlığın derecesi mi orada oluşacak bize? Bunun hikmeti... O başka hikmet, azizim, mektubatta anlatıyor da. Yani sayfa bir söyleyeyim de. Sen peki diyor Allah'a bakan yer hariç diyor ya. Peki ne olacak abi? İşte kardeş o konuyu girersek şu. Sayfa 59'dan başlıyor. Bak. Küllü şeyin halikun ila vechehu. Bu ayetin ahirete, cennete, cehenneme, ehillerine şumulu var mı? Yok mu? El cevap. 59 mektubat. Bir şey izah etmişti. Harika. Evet. Bunu bir gün yaparım abi o zaman. Ha ya. Bir gün yaparım bunu. Ha? Yani bir gün yaparım bunu. Cumartesi dersi, umumi dersi mi? Yok ya aramızda. Ha aramızda. Tamam. O da olabilir cumartesi. Çok dehşetli bir şey ama. Bugün planım cumartesi ne biliyor musun umumi dersi? Hafif bir hatıra, küçük bir tedirgin, geçmiş bir hatıra, gelecek bir yorumlayamamaktan gelen bir endişe hayatını zehir ediyor. Böyle basit. Sebepler üzerine kurulan bir hayatı, yani bu kadar basit mi benim ruhumun azap çekmesi, dünyamı cehenneme çevirmesi, yok mu böyle bir sağlam ölçü, beni sarsmayacak, dalgalarla sandalım lapur lupur lupur olmayacak bir şilep yok mu? Onu yapacakmış. Çok meşgul olunca çok kolay anlatıyorsunuz abi, az önce bak. Çok meşgul oluyor mu? Ben bunları yaşıyorum. Ne ya bir hatıra dünyamı cehennem etti ya? Ne ya böyle bir geleceği yorumlaya acaba öyle mi, öyle mi olacak diye bir endişe, gelecek korku, geleceğe ait. Lan bu yaşantımı zehir etti ya. Bu kadar basit bir şeyle mi ben hayatımı bina edeceğim ya? Basit şeyler üzerine kurulur mu? Yaşanır mı bu hayat ya? Ya sabit değerlerim olması lazım. Sandal var ya sandal, kayık. Binersin denizde lıpır 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 lıpır, en ufak dalgada lıpır mı? Ne ya? Ha bir dalga verse zaten canın olma. Gemiye bineceksin kardeşim. Lupur lupur yok. Dalga da vursa dalga nereye geldiğine pişman olacak. Şah diye geri gidecek. Çarptı gemi olan bir de ona çarpacaksın. Git lan. Gemiye öyle diyor. Ufak dalga. Ancak böyle tsunami gibi bir şey olacak da. O da ölümdür ya. Ya böyle bir hayat olmaz ya. En ufak şeyle bu bela etmiş yıkılıyorum. Moralim bozuldu. Bir haber geliyor karnıma vuruyor. Kötü bir haber, değil mi? Dünyam değişiyor ya. Böyle basit sebeplerin üzerine ben bu ciddi bir hayatı nasıl kuracağım ya? Birinci şart, hayatı sana veren zat-ı kayyuma göre hayatına bak. Birinci bu.
İki, kendini tanı. Ha? Allah'a emanet, değil mi? Ne kadar hoş ya. Rahat ediyorsun. Oh. Dalgaların üzerine çıkıyorsun. Ne kadar nefes aldık, değil mi? İçime bir şey geliyor. Yesinler sıkıntısı ne ya? Acayip gidiyor. Yürüyen kızıyorum çok. O kadar basit ki tamam. Ya basit bir şey budur, bu da budur. Bitti. Biliyorsun gidiyor zaten. Tutulamıyor ki. Bunu derken beni kapmıyor mu sıkıntı? Bu budur, bu da budur. Sen busun. Biraz sonra gideceksin zaten. Eyvallah. Benim işime bakıyorum. Hiçbir işimi aksatmıyor. İşimle meşgul olunca paldır, paldır, kildir gidiyoruz. Tanıyorum adam. Niçin geldiğini tek kısmen biliyorum. Dersimi de alıyorum. İyi ki geldin diyorum. Bak bunlar bana öğretti. Gelince diyorum ki bak bana ne öğreteceksin, niçin geldin diyorum. Bak bakalım ders çıkartayım. Adam o zaman filo ile meçhul çekip gidiyor. Bir ara şeyle meşgul olmuştum. Ulan bu şeytanın psikolojisi nasıl bir psikoloji ya? Şeytan psikolojisiyle meşgul oldum. Bu cehennem psikolojisi. Peki. Günahlardan vesvese, günahlardan çıkıyor. Terk edemediklerimiz var ya, tilyaki olduklarımız. Onlardan da vehim çıkıyor. Kasam 18'den buldum. Vesvese, ubudiyetin kalite kontrol sistemidir. Bu cümle benim değildir. Bir salih kardeş bulmuş. Vesvese, ubudiyetin, sizin mesleğiniz ya, mühendisiniz ya. Kalite kontrol sistemiymiş. Ubudiyetin kalite kontrol sistemi. Yaptığın işi kaliteli mi değil mi? Namaz. Kaliteli yapıyorsan vesvese yoktur. Yok. Kalite kontrol sistemiymiş. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmese şüpheden şekme döner. Yani ustattan geçiyor. Kalbe attı. Yemedi. Şek galis tabirler. Yani düşünsellere dönüşüyor. Peki, şeytan burada, cinle ve nefse mari burada. Sol kulaktan öfüler diyor. Onun için kötü rüyalarda sol tarafınıza tükürür. Mesela size bu sanat olduğu zaman sol kulağınız kaşınır. Sağ kulağınız kaşındığı zaman ruhaniler, melekler öfürüyor. Rahmani. Ama doktor diyecek ki ya kulakta böyle ses olursa falan, kaşıntı dedim yani böyle şey, dere sesi olursa tansiyondur. Vesvese yapmayın. Tansiyon değildi. Sağdan gelen böyle şeyler, haletler ruhanidir. Bu nefsani veya cinnidir. Mesela kulağa geliyor, baktım sol kulağım kaşın. Acayip ha. Kalemi soksam geçecek kalem. Dedim, Bismillah, böyle yapıyorum. Bismillah basacağım şimdi şöyle bak. Oyun oynuyorsun ya. Dalga bak, geldi içeri girecek, giremiyor. Kaşıntı o demektir. İçeride mukabele gördü. Dışarıdan da tazikman, kulağın orada kaşıntı olur. Ama içeride kimse yok. Dışarıda içeride ayrıca lap diye girdi, kaşıntı olmaz. Atomu mu etkiliyor abi? Tabii etkiliyor, enerjidir ya. O ama şu, ruh müsaade etmiyor içeride. Ruh, dima, düşünce müsaade etmiyor. Sen bu dersleri kenara koydun mu zannediyorsun kaleme yazdın? Bunlar duyunca ruh da aktif orada. Şu anda bütün dersler aktif. Ama benim şuurum yok. Şu anda karaciğer çalışmıyor. Yani organlar gibi yani. Organlar çalışmıyor. Şuurum var mı? Yok. Bu elde edilen kötü veya iyi filmler, bilgiler, sesler, gürültüler içeride aktif. Şimdi bak, kulağında niye kaşıntı olur, basında ne olmaz? Lap diye girdi. Kargas bine herkes girer ya. Kargas girer. Ama bir bineye girdi göreyim. Demir kapı var, daire kapısı var, oda kapısı var. Tamam. Buraya geldim, seyrediyorum. İnan itimat edin, sizi kandırırım, Allah'a kandıramam. Buraya geldi ama acayip kaşınıyor durup dururken. Kalemi götürebilirim şöyle, şey de yapabilirim ama. Biliyorum olayı. Şimdi mukabele ettiler bizim arkadaşlar, dostlarımız. Onlar da hücum etti. Yani niçin oldu? Ya bir kötü ortamdayım, ya böyle negatif bir adamın yanında bana sirayet ediyor. Geldi, bizimki arkadaşlar da mukabele etti. Bana alamet bıraktı. Kaşıntı. Ustad diyor ki, iman küfürün mücadelesinin semada da var. Meleklerle şeytanların mübarezesi semanın bir alamet bırakıyor. Nedir o? Semada yıldızların kayması, recmi şeytan. Ayette de söylüyor bunu. Yıldız kayması var ya, o meleklerin şeytana mancınık atmasıdır.
binlercesi gebertiliyor. O atılması alamettir yukarıdaki savaşın. Burada da alamettir. Tak tak geldi. Oyun oynuyoruz. Baktım ki azalıyor, bizimkiler galip. Baktım ki biraz çoğalıyor, bana mesaj veriyorlar. Dikkat et, savurmaya sen de geç. Şöyle yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bırakmıyorum bak. Nefes alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes daha şey bırakmadan o zaten darmadağın oldu. Kaşırsan ne olur abi? Ha? Kaşırsan ne oluyor? Ya zevk alırsın da böyle oyun oynar diyorum. Kedi yani. Fare. Kedi fare hemen yiyor mu? Oynuyor da biraz oynar da. Çünkü alış yani, antrenmanı alır. Keyif veriyor bazen. Ne oldu? Ha bu budur, bu da budur. Bu burada yattı. Kardeşim Risale ne olur? Kendini tanı dersini veriyor. Risale okumak demek, masa üzerine bütün organlarını, bu masaya da bütün manevi organlarını seriyor. Bu budur, bu da budur, bu da budur. Bu bununla etkilenir, bu buna gider, bu veri alır, bu veri bırakır, bu içeriye alır, bu dışarıya bırakır, bu bundan şey yapar, bu buraya taşır, bu buraya taşınır. Maddi ve manevi organları seni seriyor ya Risale Nur. Risale Nur okumak kendini okumaktır. Onun için gazete gibi okumayın. Gazete zevk verir. Gazete demek zevk verir. Niye? Başkasını okuduğun için. Risale okumak kendini okumak olduğu için zordur. Nazlıdır. Mehir vermeden kendisini açmıyor. Sana teslim etmiyor. Kız alabilmen için mehir vereceksin. Seni kabul edecek. Fatura vermeden mal yok. Gazetede başlıkları okuyorsun abi. Ha? İçeriğine pek bakmaz kimse. Yani. Gazetede başlıklar okunur böyle. Risale'de ve direkt... niçin zevk veriyor? Dışarısı olduğu için. Ama bu dersler mesela. Mesela biraz önce okuduk. Küllü şeyin arkine veçe. İşlerine günahlar kafamıza giren şüpheler diye okuduk. Kendini okuyorsun. Ne alakası var Risale'nin? Risale'nin ne alakası var? Kendini okuyorsun. Ustad gözükmüyor ki. 25. sözü okuyup da o ay Kur'an neymiş dersin. Hiç ustad hatıra geliyor mu? Ustad hatıra geldi mi? Şimdiye kadar. Şimdiye kadar 15 dakikada beni dinliyorsunuz. Yani. Kim hatırına geldi? Ustad'da bahsetmiyoruz ki. Kur'an'a tutan küllü şeyin harikun en öçe. Ayet'ten bahsediyor, şeyden bahsediyor, vesveseden bahsediyor. Vay be ustad. Risale'ni okuyan, onun için Risale'nin en büyük özelliği müfessir, yani tefsir, yani onu yazan veya onun ortaya çıkmasına vesile olan ustad hiç hatıra gelmez. Ders olurken ustad hatıra gelmez. Çünkü baki hakikatler falan iş hazırlığı bina edilmemiş. Edilse bina çekip gider götürür. Aynaya bakınca ayna görünmüyor değil mi? Evet. Aynaya bakınca ayna gözükme kendin gözükür. Hiç kimse aynayı görmez. Aynaya bakan. Hanımlar görür ama. Çünkü aynaya ayna için baktığı için. Sen bekarsın değil mi? Önemliyim. Sen de. Ha. Onlar aynayı görür. Ama siz aynayı görmezsiniz. Sabah işe giderken. Aynaya kendiniz için baktığınız için aynada kendiniz görürsünüz. Ayna gözükmez. Ama hanımlar aynaya ayna için bakıp temizlik yapacak ya, o zaman ayna gözüküyor. Sen değil o aynadaki kiri, bir tarafı kırılsa görmezsin. Aynaya ayna için bakıyor ya onlar hanımlar, temizlik yapacağım camı diye. O zaman kendisini görmez, aynayı görür. Senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür. Demek hatıra gelmek tasavvurdadır. Şet tahayyüle giriyor, tasavvura girmiyor. Mesela bizim hatırımıza gelen kötü sözler var ya. Ağla, Allah'a, peygamber, ağa diyor, kadına secde ettin falan. Ondan sonra bu tahayyüldür. Tasavvur bile değil. Yok ne diyor? Senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür diyor. Şetim tahayyüldür. Diman mertebesini, diman mertebesi en dışarıda neydi? Tahayyül. Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Tasavvur. Tahakkuk, tasdik, izan, iltizam, itikad. Değil mi? Bunu adınız gibi, soyadınız gibi ezberleyeceksin. Demek ki kalbe şeytan vesvese attı mı? Kalp kabul etmedi. Ne yapıyor sonra? O vesvese şetime dönüyor. Fırlattı yukarıya. Dimağı fırlattı. Dimağın ilk mertebesine tahayyül. Oraya geliyor. Hayal her çeşit şey geliyor ya. Secde ederken kadın geliyor. Tam şeytan diyor ki bak dedi Allah'a değil kadına secde ettim.
Ya öyle mi ya falan, ne yapacağız ya, nasıl yapacağız falan. Kardeşim orası geçit hanı ya. İsteyen istediğini konuşur, isteyen istediğini cevelan eder. Sen de bunu bilmesen, aa kadın ya, ben kadına mı secde ettim, paraya mı secde ettim, dini kum dinari kum, kıbleti kum, nisa kum. Acaba bunun hadisi hatırına getiriyor. Bu sefer perişan oluyor ya, ben de kadına secde ediyorum diye namazı terk etmiş. Bana dedi ki, bir tanesi, hocam dedi ya sana dedi, kadınların namazlar şöyle gelmiyor mu dedi. Geliyor, ne yapıyorsun? Ulan dedim, Allah kainatı kadınsız yaratmıyor. Kainatın çekirdeği haritası olan namaz, kadınsız namaz olur mu lan dedim. Ona baktım, Allah bu benden daha serseri. Şimdi tamam, şeytan diyor ki, abdestin yoktu diyor. Ben de diyorum ki, hocam ben zaten abdestsiz kılıyorum, her zaman abdest olur mu? Baktı ki benden daha serseri diyor. Ne diyecek bana? Ama hakikaten benim yok muydu falan, ne zaman ben kaçırdım falan dersen, daha beter şey yapar. Secde yapıyorsun kadına, kadına secde yapıyorum, ne var? Daha ne diyecek şimdi? Dairesi yok ki. Adam bu serserin Allah diyor, çekip gidiyor. Peki senin olmadığın, acaba o kadına ben miydim? Senin olmadığın rahatsız olmandır. Üstad ne güzel çıkıyor. Rahatsız olman senin olmadığına deliyor. Tamam mı? Rahatsız oldun, senin olmadığına deliyor. Gene kadın geliyor. Gelsin kardeşim, herkes meydan savaş. Her şey gelir. Kocan üç tabi, 10 rekatlı öğlen namazına bir gün dedi ki, 10 rekatta kaç tane secde var? 20 tane var. 20 tane. Her rekatta 2 secde yok mu? Bana ne diyor biliyor musun? Elhamdülillah, Allah'a şükür dedi. Öğlen namazı için diyor. Bir tane secdeyi kurtardım dedi. Bir tane secde demek Allah'a edilmiş. Öyle huzurlu. Bir sürü hesaplar vardı. Ulan çarp, ulan bu ne oldu ya? Çivi gelecekti. Ben, Allah'a emanet ver. Ya o yazılı da onu mu sorayım ya çocuk? Allah. Bir şey geliyor. Filmler geliyor. Ona nerede kalmıştık ya onu? Ya insan ya. Kendini tanınca böyle gülersin işte. Her şey. Geçit an altı yol ya. Dedim ki, 3 tane şey usta harita diyor. Harita nereden çıktı diyorlar ya bana. Namaza harita diyor. İnsana harita diyor. Kur'an'a harita diyor. Diyor. Kalbe peki. Ha? Kalbe de demiyor mu? Kalbe de harita diyor ya. Eksik söyledin değil mi? 4 tane oluyor. 4 tane. Namaza diyor 9. sözde. Kalbe diyor. Kur'an'a diyor. Bir de ne demiştim? Bak bir daha. İşte, zihnim dağıldı. Namaz, insan, Kur'an, insan. Kalp de olacak. Bak, insanı harita diyor. Kalbi ayrı diyor. Tamam mı? İnsan kainata, kalp şeceri hikkati. Namaz, bir de şey, Kur'an. Tamam mı? Harita. Burada söylüyor. Peki haritada her yer yok mu? Yani haritada meyhane var, cami var. Haritaya da meyhane var. Bu haritayı cebe koyduk. Şimdi pis olduk mu biz? Haritada meyhane var. Zarar olur mu? Haritada meyhane yok mu? Var. Bir kötü yerler yok mu? Camiler yok mu? İkisinin aynı yerde olması koltuğa koydu. Ben kötü müyüm şimdi? Cebime koydum, onunla namaz kılıyorum. Meyhaneyle namaz kılıyoruz. Niye? Abi meyhanenin resmi içinde de ona eğilip kalkıyoruz. Meyhanenin resmi içinde olması meyhanede mi olduğunu gösteriyor. Ustad diyor ki aynada yılan aksetse, aynaya pislik aksetse, ayna necis olur mu? Aynadaki yılan nesilir mi? Ayna yılan, o yılan orada, burada gözüküyor. Kafada, hayalde, ayna. Seyrettiklerin dışarıda. Burada yok ki, burada suretler var. Surette hiçbir şey ifade etmiyor diyor. Varlığı, mektubatta ve varlığı. Anladın mı? Şu ayna mesela bir şey yapsın, bitti işte. Aynada yılan var, aynadaki yılan ısırmaz. Aynada pislik var, necaset var. Orada pislik ya, insan pisliği. Aynadaki pislik. Aynayı necis eder mi? Aynayı sürme elini. Niye lan? Necis var. Hayalimiz ayna gibidir. Bir sürü necasetler var, bir sürü köpekler, yılanlar var. Olsun. Zenginliği gösterir. Hiç sen sığra vesvese geldiğini gördün mü? Peygamber Efendimiz'e bir Yahudi diyor ya, bize hiç vesvese gelmiyor diye. Peygamber Efendimiz diyor ki normal diyor yani. Vesvese, yani sahabelerimiz önce diyor, şey diyorlar, işte şöyle şöyle çok vesvese şey yapıyoruz. Sonra Yahudi övünmek için bizde öyle şeyler yok diyor. Peygamber Efendimiz de imandandır vesvese diyor. Mesela şöyle diyeyim.
Dışarısı soğuk Abdülkadir. İçerisi sıcak. Cam kapalı ise camda ne olur iki zıttın çatışması? Buhar olur, terleme olur. Peki dışarısı soğuk, içerisi sıcak. Camı aç. Açtıktan sonra terleme olur mu? Olmaz. Cam açtın ya, ikisi eşit. Şimdi Yahudinin içiyle dişi şeytanla aynı olduğu için kim kime şey yapacak ki? İkisi aynı şey. Ha Yahudi, ha şeytan aynı şey. Nerede terleme olacak? Yani zıtların ifadesidir vesvese. İmanın, kamil bir imanın özelliğidir. Savaşın alameti. Tabi savaşın alametidir. Yani adam girdi çıktı, cam açık. Odanın sıcaklığıyla dişanın ortası aynı ise camlarda terleme olmaz ki. Camda terleme olması için iki alemin zıt olması lazım. Abi Yahudi, sen şeytanla ne farkın var ki sana vesvese olsun? Aynı şeytan, şeytan vesvese vermiyor. Sen de şeytanlık yapıyorsun. Mesela şeytan gidip de faiz yapana, faiz yiyene, lan ya ne yapıyorsun ya? Faiz şeydir ya, olmaz yapma ya, der mi ya? Ya? Faizi helal diyen bir dini cemaat var. Faizi helal diyen dini cemaat var. Allah'ın ayetiyle. Hatta bir tane de vardı, Allah onu hakkıyla yeksan eyledi, etsin. Bir de başka bir cemaat var, bankası yok ama faiz helal diyor. Komple cemaat anlayışında faiz helal diyorlar. Geldi din adına sarılar. Din adına, dine muhalefet yapıyor. Düşmanın daha zararlı. Daha zararlı. Düşmana bari sensin bensin. Ama bu veli nimetimiz senden, zaten. Senden gözüken adı bu kafirden daha muzersin diyor ya bir evet, yani. Bunlara gidiyor mu bilmiyorum. Yani ben bir şey demiyorum. Yalnız kimse bana itiraz edemez. Dini bir cemaat var. Hariç. Başka o komitedir o. Amerikan CIA'nin, M6'nin, Mossad'ın şeyidir. Dini bir cemaat var şu anda. O faiz helal diyor. Harama helal demez. Helal diyor. Var onun dışında. Ne yapayım? Kimle uğraşacaksın? Harama helal diyor. Vay be. Önde ayet var. Ustad diyor ki şakirtlerine kapısına girmeyiniz emreder diyor. Ustad değil orada bulaşmak. Kapısına girmeyiniz emreder. Önünden geçmiyor. Bir Nurcu'nun kredi kartıyla kartlarla ne işi var? Ne işin var kardeşim zorun olmadı. Bir şey mi var? Ben abi faize düşmüyorum, paramı yatırıyorum. Ama sen aldın mal aldın, benden kalem aldın, ben esnafım. Beni 40 gün bankaya mahkum ediyorsun, Müslüman Müslümana zarar veriyor. Müslüman Müslümanın dişini dişliğe sokuyorsun. Sen kazak aldın, gömlek aldın, kartla aldın. Tamam sen bir ay geçmeden paraya yatırdın, faize düşmedin. Kazak satan, gömlek satan adam ne yapacak? Kartla sattığı için 40 gün bekleyecek. 40 gün beklemezse parayı kırdıracak bankaya. 40 gün o Müslümanın parasını banka kullanacak. Senin paranı 40 gün kullanıyor. Müslüman Müslümanı faize itiyoruz. Bu kadar basit şey mi anlamıyoruz? Borsa kumarın kendisidir. Ama din adına helal diyen var. Borsa ya. Mal belli değil. Ülkeye ortak oldu borsada. Tamam 500 hisse aldım. Aldım cebime, gittim ülke fabrikasına arkadaş. Borsadan aldım hissemi. Ben bu fabrikanın işte 500 hisse benim. Kabul ederler misin? O kağıttadır derler. Realitede yoktur. O kağıttadır. Ben bankanın kapısına, fabrikanın kapısına geldim. Bankanın artık ben daha oynamayacağım. Bu hisse senetlerine benim banka hesabım bundur veya benim şeyim budur. Bana şu kadar her ay hissemi düşen parayı verin. Hissem şu kadar. Yani acayip bir şey ya. Gavurun yaptığı bir şeyi anlamıyor muyuz? Peki bir tane de okuyayım da keseyim. Tahayyül hüküm değil, şetim ise hükümdür. Yani verilen karardır. Düşüncelerin kabul görmüş şeklidir şetim. Kabul görürse, akıl kabul ederse, yani tasavvura çıkarsa, gene de hüküm şey değil. Hüküm ama karar değil. Karar değil. Vesvesenin zararı, çok anlattığım için uzak geçiyorum. Vesvesenin zararı, vesvese ne zaman zarar verir? Kime verir? Zan zarardır. Tevehüm zarardır diyor.
Yani bana zarar verdi demek, işte zarar oldu. Yoksa kendisi zarar değil. Karı var. Yani vehim onu işleyip sana zarar olarak gösterir ve senin zannettirir. O vesveseyi benim zannetmen işte zarar o. Son cümlemiz. İki zıttın suretlerinin cemine vasta bir münasebeti hayaliyedir. Yani zıtların cem olduğu yer, yani imanla küfür, hakla batıl, soğukla sıcağın, karanlıkla aydınlığın iki zıt şeyin cem olduğu yer tahayyül sistemi denilir. Bu dimağda soğan kabuğu gibi en dışarıda tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Zıtların cem olduğu yer tahayyül sistemidir. Bunları, zıtları birbirine bağlayan aletlere de kuvve-i hayaliye denilir. Şimdi hayalde iman da var, küfür de var. Kuvve-i hayaliye de. Açık saçıklık, açık saçıklık da var, tesettür de var. İmanın malzemeleri var, küfür malzemeleri var. Günahın şekilleri var, sevabın şekilleri var. Caminin içinde namaz kılmışsın, o şekilde var. Gayrimeşhur resimler de var. Nerede? Dimağın birinci mertebesinde, tahayyül. Bu parçaların tek tek resimleri birbirine bağlayana kuvve-i hayali denilir. Yani enerji. Peki buradan mesul müyüz? Değiliz. Ama fasık olur. Peki bunun taziki beni eziyor, beni rahatsız ediyor namazdan. Televizyon, internet, cep telefonundan uzak olacaksın. Hem şöfe mahalle, hem beş kuruş, hem beş köfte. Öyle bir şey yok. Hem istediğin gibi yaşayacaksın, hem Ebu Cehil gibi yaşayacaksın, Ebu Bekir gibi makam isteyeceksin. Böyle bir şey yok. Ebu Bekir gibi makam istiyorsan Ebu Bekir gibi yaşayacaksın. Yani tertler yok. Televizyon kırma gidiyor. Ne geliyorsa seyrediyoruz. Cep telefonundan kafayı kaldırmıyoruz. Televizyonların internetten çıkmıyorsun. Mutlu olacaksın ya. Lan ben bu kadar uğraşıyorum, zor mutlu oluyorum da. Sen bunları terk etmeyeceksin, mutlu olacaksın. Bana da söyledi, ben de olurum. Yani lezzet almak istemiyorsan ağzından şekeri çıkar. Islanmak istemiyorsan sudan çık. Hem suda olup hem ıslanmak istemiyorum. O hikaye. Aldatma kendini. Onu takkeme anla. Aldatma. Terklerin olmadıkça huzur yok. Terk edeceksin. Takva, meniyattan ve günahlardan iştinav etmek. Bak. Meniyattan ve günahlardan. Meniyat terklerdir. Günahlar kalbidir. Vesvese olmasını istemiyorsan meniyattan ve günahlardan iştinav etmek. Meniyat terkler. Günahlar malum günahlar. Ha? Vesvese teyakkuza sebeptir diyor ama evham için öyle bir şey yok demiyor. O zaman ama ne yapıyor? Bu oraya çıktı da. Vesvese yemedi mi vesvese? Nereye atıyor ondan sonra? Tahayyüle atıyor. Hayale atıyor. Eğer hayalden sonra sen burada böyle bir derste yakalayamazsan bu sefer tasavvura giriyor ve evham o zaman olur. Oraya kadar giderine kadar yakaladın olmaz evham. Yani evhamın da ilacı teyakkuz mu oluyor yoksa? Yok yani evhamın, evham. Vesvese ciddiyete vesile taavunu ehemmiyet veriyorsun. Evham da o zaman evhamlıysa sorunu önem vermeyecek mi? Önem vermeyecek. Çünkü evhamdır. Evhamı ne şey yapacağım? Evhama emniyet verdiğince şişer. Şeyde mi diyordu abi? Karanlıkta bir şey görünür falan gibi. Mesela bak. Oradan birisi geçti ya. Hakikaten öyle mi ya? Yok. Geçersin geçsin. Hoş geldin lan. De. Ya onun için tuvalete gidemiyor muyum? Orada bak bir kafa gördüm gibi. Evham. Ne diyeceksin? Hoş geldiniz lan. O öyle miydi falan? Kalem diyeceksin ki. Ya beyin üretir kardeşim. Mesela bak. Siz görüyor. Aa yıldızlar var ya. Her taraf yıldız parlıyor. Yıldız orada mı burada mı? Orada. Gözümü karıştırdığım için. Ha kafanı karıştırırsan olmayan yıldızı görürsün. Yani biyolojik de olur seslerde, küsürette. Mesela
çok yorgun olduğum zaman, mesela benim bir de uykusuzluk varsa, İzmir'den geldiğim zaman öyleydi. Nasıl başım ağrıyor? Başım ağrıdıkça müthiş vesveseler, evamlar geliyor. Yani sağlığından geliyor, ne yapıyor? Dedim bir yatabilirsem bitti. Bir fırsat bulup yatabilirsem, yattım gitti. Yani bazen beyin çok yorulduğundan içerideki malzemeler birbirine karışabiliyor. Biraz önce böyle yaptığım gibi. Fatih yerine, Yasin yerine yıldızlar var. Vallahi yıldız var. Var mı? Yıldız var ama burada var. Ustad ne güzel diyor. Diyor ki adamın bu kaşı çok kalınmış bazılar. Beyazmış. Bakarlarmış Ramazan'da. Ay var mı? İhtiyar bir tanesi mi? Aa yıldız orada. Vallahi yıldız var diyor. Lan yok işte. Üç kişi diyor ki yok. Lan yalan mı söylüyor? Yıldız var ama orada yok. Meğer bu kaşının kılı kavisli. Ha böyle kıvrılmış. O beyaz kıl gözükünce ay zannetmiş. Yemin de ediyor. Ne alakası var? Ha, eğer beyin çok yorulursa, yani çok televizyon, dizi, film, videolar, cep telefonuna şey yaparsanız kardeşim kafanız gibi olur. Bir yıldızlar birbirine girer. Televizyondan geç kalkan insan, internetten kalkan insan yürüyemiyor bile ya, yatağına bile gidemiyor. Ben rastladım, birisini gördüm, yakınımı. Ya televizyon seyrede, de koltuğa düşmüş. Gel göreyim hadi yatağa gitsin, gidemez. Gitsin de görün. Ne zaman gider? 2 saat şekerleme yapacak, ne demek biliyor musun? Ruh enerji imal edecek de bedene salgılayacak enerji, hadi yatağa gidiyor, fırlayacak. O halde kalkıp gidemez çünkü sömürdü. Adam enerjiyi sömürdü, televizyon sömürdü. Sömürülen kafada ne yapar? O televizyondan sonra huzurluyum, Mekke'ye gidiyorum, Medine'ye gidiyorum, namaz kılıyorum, tavaf ediyorum. Resulullah Kur'an okuyor bunu. Ya bu diziden sonra kafanda böyle şeyler olacak. Bu filmle hayatını noktalayacaksın, yatağa gireceksin, Resulullah'ı göreceksin, Kabe'ye gidip göreceksin. Yani öyle olsa ben görürüm lan. La vallahi yalan ya. Ha Resulullah görür yanlamasından, sesinden. Aldatır şeytan. Simanın dışında her şeyi de aldatır. Kardeşim, para dolarla yatarsan rüyan o cinsten olur. Ayşe Fatma ile Hasan Hüseyin ile yatarsan rüyaların da o cinsten olur. Onun için son şey, hemen tövbe ve istiğfar. El yatağa gir, hemen tövbe yapacaksın. Nasıl yapacaksın? En azından 3 defa. Yani en iyisi şu. Batuvanin ayatı ve bu yakimu tabeten nesuali akumin ellezine faalu fe işeten evzele manfusikum. Zekirullah fe estağferu li zunubim ve min yağfir zunube illallah. Estağfurullah el azim el kerime ellezi la ilahe illa hu el hayun kayyumeti ve nesuvane. 1. Estağfurullah el azim. 11 tane yapacağız. Bu nerede geçiyor? Yani büyük Cevşen'in, yani Cevşen'in başında. Hizbullah kaykin üredi. Yani Cevşen'in başında. Yapamıyorsun. En azından şu. Estağfurullah. Bunu da mı yapamazsın? 1. Estağfurullah, estağfurullah, 3 defa ya. Estağfurullah, Allah'ım bugün gerek bilerek, gerek bilmediğim, senin hoşuna gitmediğin, niçin böyle yaptın, niçin böyle yapmadın, niçin böyle dedin, niçin böyle demedin, itaplı suallara vesile olacak, sebep olacak, sözleri, fiillerim olmuşsa ki var, Allah mahvet. Şeytan diyor ki, ona kuduruyor ya. Ona sabahtan akşama ben ne uğraştım, ben bugün günahı yaptırdım, adam yatarken bir tövbe etti, silindi diyor ya. Abi ne olacak ya bu kadar yatarken bu sebebi, ben yaparım. Yapamazsın. Yapamazsın. Art niyetinse yapamazsın. Basit gördüğün için yapamazsın. Tövbeyi basit gördüğün için Allah sana tövbeyi nasip etmez. Ya tövbe. Tövbe silinsin öyle yat. Vahir davahu men elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temel selamu aleyküm.